merdiven komutuna tıklayın. Klavyeden boşluk tuşuna basarak referans noktasını değiştirip sol üst köşe yapın. A2 aks kesişimine tıklayın. A3 kesişimine tıklayarak merdiveninizi yerleştirin. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Merdiven üzerine çift tıklayarak ayarlarına girin. Merdiven kolu genişliğine 1.2, merdiven kolu uzunluğuna 1.75 değerlerini yazın sahanlık enine 1.2, sahanlık boyuna 3.9 değerlerini yazın. Sahanlık kotuna 1.5, merdiven yüksekliğine 3 değerlerini yazın. Tamam butonunu tıklayarak diyalog kapatın. Merdiveni seçin ve taşı komutuna girin. Sol köşesine tıklayarak A2 aks kesişimine yerleştirin. Perspektif ekranın sağ üst köşesinde yer alan ne butonuna tıklayın. Merdiven üzerine çift tıklayarak ayarlarına girin. Korkuluk sekmesinde küpeşte profili olarak 13, korkuluk profili olarak 20 tipini seçin. Tamam butonunu tıklayarak diyalog kapatın. Zemin kat merdiveni tamamlandı. Merdiveni seçin ve kat kopyala komutuna girin. Kat kopyala diyaloğunda birinci katı işaretleyin. Eski objeleri sil, seçeneğinin işaretini kaldırın ve tamam butonuna tıklayın. Mesaj satırına tıklayarak açılan listeden birinci kat satırına tıklayın. Merdiven üzerine çift tıklayarak ayarlarına girin. Konstrüksiyon sekmesinde planda kesit hattını çiz, seçeneğinin işaretini kaldırın. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın. Merdiveni seçin ve obje parçala ikonunu tıklayın. Merdiven boşluğunu, mahalde oluşturmak için, mahal kenarı komutuna tıklayın. B2 aks kesişimine, sonra B3 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden, Escape tuşuna basıp, komuttan çıkın. Merdiven boşluğu tamamlandı. Zemin kat, plan sayfasına geçin. Klavyede Escape tuşuna basarak seçili objeleri seçimden çıkarın. Merdiven komutuna tıklayın. Merdiven tulbarından Korkuluk Sakla Göster komutunu tıklayın. Merdiven Dış Kenar Korkuluklarına tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Korkuluk saklama tamamlandı. Perspektif ekranın sağ üst köşesinde yer alan bir butonuna tıklayın. Merdivenler ve korkuluklarını oluşturma tamamlandı.